Her şeyi sana söylediğim gibi yap ihtiyar. O zaman bu tabutlardan daha çok yapacak kadar yaşarsın. Kapıyı açın! Jonas, umarım bu sefer geniş yapmışsındır. Birkaç tane iri adam var. Onları getirin. Şuraya bak. Ned Gordon, Frank Gray, Joe Maxwell, Jesse Barsha. Birinci derecede cinayetten suçlu bulundu. Arizona bölgesi halkı sizi mahkum etti. İsa'dan sonra 1891 yılı. Ocak ayının bu 13. gününde... Bu tezkerenin verdiği yetkiyle sizi asmam emrediyor. Ya siz beyler? Söyleyeceğiniz bir şey var mı? Çabuk ol Şişko. Cehennemde yemeğe randevumuz var. Kapa çeneni. Sen şuradan çekip gider misin?
asalım müdürü, 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 asalım Dursun, müdürü, kesin bağırmayın. Asalım müdürü, 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 bize kesin dedim. Müdürü, asalım 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 müdürü. Bu hala yaşıyor. Ama fazla sürmez. Daha bir sürü asılan adam göreceksin Bes. Öyle mi? Bu delikte bana çok yardımcı oldun Kane. Sana şunu söyleyeyim. 18 yıl burada oturup senin gibi çürümeye niyetim yok. Hiçbir şey beni engelleyemez. Göreceksin. Asalım müdürü, asalım müdürü, asalım. Hepsinin işi bitti. Arabayı dar ağacına getir. Şu cesetleri koyacağım. Hayır, tabutlar dolu. Hadi Luke, buraya gel. Hadi buradayım. Hadi çabuk gelin. Olun. Hadi gelin buraya. Hadi çocuklar, hadi. Silah başına altına ermiş çocuklar. Haklayın onları. Seni gördüğüme sevindim Luke. Kapıya koşun. Kapıya koşun. Bana bir silah ver. Kapıya koşun. İhtiyacımız olabilir. Yapma dostum. Kaçsanız bile sizi yakalarlar. Hadi, beş! Hadi. 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 Çabuk. Hadi. Gel.
Kane. Pislik herif. Senden nefret ediyorum. ...1891 kışı. Kane iyi halden serbest bırakıldı. Bu siz ve kurumunuz için olumlu bir gelişme. Hayır. Kane için olumlu. Bu nedenle mahkeme onu sardı. Kane bir daha silah kullanmaz. Kullanmasa... kullanmaya mecbur. Kane cezasını bu gevezenin hücresinde çekti. 73'te buraya geldiğinde zalim bir adamdı. Artık dürüst bir hayat kurmak isteyen olgun bir adam. Nereye gittiğini düşünüyorsunuz? Las Rinas olabilir. En yakın kasaba o. Abi o sandıkları buraya getir. Yardımcı olabilir mi? Hayır. Sadece bakıyorum evlat. Sizi daha önce hiç görmemiştim. Buradan mı geçiyorsunuz? Bilmiyorum. Kovboy musunuz? Hayır. Madenci? Hayır. Rafa'da geldi. Bayanlar, baylar, buraya doğru gelin. Çabuk, çabuk, çabuk. Muhteşem silah ve ölüm gösterisini izleyin. Dünyanın en büyük silahşörünü görün. O dünyanın en keskin nişancısıdır beyler. Atıcılıkta üstüne yoktur. O bir numaradır. Ve içeride dünyaca ünlü dehşet verici parçaları görebilirsiniz. Bir küçük kurşun parçası Jesse James'in sırtından çıkarıldı. Ve Nick Norris'in iğrenç boynunu koparan inlik parçası. Bu bölgenin en büyük gösterisi burada. Ve bizzat meşhur Bay Twain bunun en iyi gösteri olduğunu söylemiştir. Evet, içeri geçin bayanlar, baylar. Paranızın üstünü alın. Sağ olun bayım. Evet, teşekkürler. İçeri girin. Herkese yetecek kadar yerimiz var. Evet bayanlar, baylar. Bu muhteşem bir gösteri. İçeri girin. Kaçırmayın. Keyfinize bakın. Çok teşekkür ederim. Silahşörü kaçırmayın. Ölüm gösterisini kaçırmayın.
Kol 45 katil Kane tarafından. Bahse girerim bunu tekrar için. Görmeyi düşünmemişsindir Kane. Hayır bayım. Hiç düşünmedim. Onu pokerde kazanmıştım. İyi halden çıktığını duydum. Umarım seninle işbirliği yapabiliriz. Herhalde iyi bir iş arıyorsun. Evet bayım ama... Bana bayım deme. Bay Ruffalo. Dan Ruffalo. Dinle Kane. Sana iyi bir teklif yapacağım. Teklifinizde bu varsa ilgilenmiyorum bayım. Aa, fazla acele etme dostum. Sanırım söyleyeceklerim hoşuna gider. Otur. İçki alır mısın? Evet. Senin gibi insanların iş bulması ne kadar zordur bilirim. İnsanların hapiste yatanlara karşı tavrı utanç verici ama gerçek bu. Sana yardım edebilirim. Nasıl peki? Bak ben bu bölgede oldukça iyi iş yapıyorum. Duyuyor musun? Billy ile ben iyi para kazanıyoruz. Ve iş de zor değil. Belki sen de bize katılmak istersin diye düşündüm. Peki ben ne yapacağım? Düşündüm ki insanlar bir katil görmekten hoşlanabilir. Gördün mü? Az kaldı katil Kane diyecektim. Katil Kane. Sanırım böylece halka konuşacak bir mevzu çıkar. Şu silahla seni gördüler mi? Şu çentikli koltu kullanırken. Evet, amacınızı anlıyorum ama teşekkür ederim. İyi fikir ama artık bunlarla ilgilenmiyorum. İyi para var. Ben artık silahlarla ilgilenmiyorum bayım. Herhalde sebebini anlarsınız. Evet. Peki. Ne yapmayı düşünüyorsun? Bilmiyorum ben. Bir iş bulacağım. Kane. Beni dinle. Batı artık 73'ten yani senin döneminden çok farklı. Hem de çok farklı. Demir yolu, telgraf, neredeyse her şey değişti. Emin olabileceğin tek bir gerçek var ki sen Kane'sin. Korku duyulan bir adam. Güvenilmez bir insan. Bir iş bulman çok zor. Bütün eski mahkumlar için böyle. Belki fark etmişsindir. İnsanlar artık yolda olmadıkça silah taşımıyor. Artık buralarda düzen kuruldu. Bu nedenle doğudan bir sürü insan batıya geliyor ve hepsine yetecek kadar iş yok. İşte durum bu. Umarım yanılıyorsunuzdur. Yanılmıyorum. Atışlarıma bayıldılar. Billy, bu Bay Katil Kane. Vay canına, bu o mu? Bu adam o mu? Hem de ta kendisi. Vay be. İçki için teşekkür ederim. İş aramaya başlasam iyi olacak. Anlaşamadığımıza üzüldüm. Sizi gördüğüme çok sevindim. Hadi beyler toplanın. Buraya gelin. Dört adam istiyorum. İri ve güçlü. Sen gel. Sen de gel. Sen. Ve sen şapkası olan.
Özür dilerim Kane. İş ortamında böyle konuşurum. Gidelim çocuklar. Hey bayım. Galiba işi arıyorsun. Evet öyle. Şu arabayı görüyor musun? Evet. Craxton madenine götürmen için $2. Ha, içinde ikileri bırakıp gelince $2 daha veririm. Elbette. Hey. Yerini biliyor musun? Tarif edin yeterli efendim. Günaydın. Kane serbest. Hayır. Bunu tekrar yapmak isterim. Dışarıda hayat içeridekinden daha zor geçecek. Kimse yok mu?
Ben sadece biraz su içmek istedim. Kötü bir niyetim yok. Seslendim ama cevap veren olmadı. Ben sanırım iyi görünmüyorum. Küçük bir kaza yaptım. İçebilir miyim? Arabada bazı benzer olacak. Adım Kane. Kane mi? Yalnız Kane. Justin Kane mi? Hayır madam. Yani sadece Kane. Ne oldu sana? Ben sanırım işten kovuldum. Lastrina'sa mı dönüyorsunuz? Drywood. Buraya bu sabah geldim. Resmi biter bitmez döneceğim. Posta arabaları seferleri durdurunca bu kasaba terk edilmiş. Sen de duymuşsundur. Bugünlük yeter. Çok güzel oldu. Sağ ol. Bayan, acaba sizinle gelebilir miyim? Drywood'a. Hadi gel anlaşalım. Sen malzemeleri arabaya yükle, ben de seni Drywood'a götüreyim. Tabii madem. Bu arada adı Monica Altın. Buralar çok değişmiş değil mi? Evet madam, değişmiş. Bu yüzden buradayım. Bir dizi resim. Yalnız çizim değil, boyama da var tabii. Bret Hart ve Mark Twain'in sözcüklerle anlattıklarını ben resimlerle yakalamaya çalışıyorum. Yani yerel renkler. Hayır madam, pek sayılmaz. Neyse, anlaman gerekmez. Sen de yerel renktesin, sen buraya aitsin. İlginç bir yüzün var. Bir ara resmini yapmak isterim. Kimsin sen? Söyledim ya, adım Kane. Yani ne yapıyorsun? Ben... Neyse, ne iş yaptın beni ilgilendirmiyor. Benim için sorun değil. Arabaya binip yemeğe giderken konuşsak nasıl olur acaba? Bu bir davet mi? Evet madam, benim... Ne oldu? $2 vardı galiba, yalnızca kovulmamışım. Ayrıca soyulmuşum da. Vassar'a gittim. Kadınlar için doğuda bir okul. Nefret ediyordum. Bu yüzden derslerim pek iyi değildi. Sonunda kovuldum. Ama bunu aldırmadım. Çünkü hep batıya gelip resim yapmak istiyordum. Babam başarısızlıktan kaçtığımı zannetti. Geçmişte olanlar değil, gelecek önemlidir diye bana hep moral vermek istedi. Siz de geçmişimi unutmamı söyleyerek bana moral vermeye çalışıyorsunuz. Ben unutmayı çok isterim. Ama bazı insanlar hiç unutmuyor efendim. Onlara yardım etme. Anlayamadım madam. Neden bana adını söyledin? Crane ya da başka bir şey demedin. İnsanların senin hakkında düşündükleri değil, senin ne olduğun önemli. Sezgisi güçlü bir kadına bir söz verir misin lütfen? Bir anlaşma yapalım. Evet dersen sana yemek ısmarlarım. Anlaşma yapmayı seviyorsun. Oldukça cazip geliyor ama... Borcunu sonra ödersin. Anlaştık. Tamam, anlaştık. Neden buradan gitmiyorsun? Seni tanıdıkları küçük kasabalarda geziyorsun ha? Kuzeyde ya da doğuda büyük bir şehre git bence. Bahar. Thank you.
Katil Kane'in resmi. Biliyorum. Birkaç ay önce Drywood'da olduğunu duydum. Evet, bu kış. Peki nereye gittiğini biliyor musunuz? Hayır. Hava kararıyor. Kane'i hiç görmedim. Bu resmi pansiyonun sahibi Joe Kirby'den aldım. Ona buradan taşınan bir kız vermiş. Dönüyor. Nerede durur kimse bilmiyor. 21 beyler, buyurun. Evet. Teşekkür ederim. Affedersiniz, bahsinizi koyun. Bahsinizi koyun. Son fırsat. İyi geceler Justin. İyi geceler Burus. Beyler, çabuk buraya gelin de muhteşem silah ve ölüm gösterisini izleyin. Dünyanın en büyük silahşörünü görün. O dünyanın en keskin nişancısıdır beyler. Atıcılıkta üstüne yoktur. O bir numaradır. Buraya gelin de hemen biletinizi alın bayanlar baylar. Hadi bayanlar Justin. Baylar. Haydi buyurun efendim. Bu ne gürültü? Orada çok iyi silah baylar. Kullanan bir çocuk var. Çabuk, ya onu gördün mü? Birkaç ay önce lastiğini astı. Bu muhteşem ölüm gösterisini kaçırmayın. Ayrıca içeride St. Louis tren soygununda kullanılan silahı görebilirsiniz. Bayanlar baylar ve daha bir sürü ünlü parça. Jesse James'in sırtından çıkan kurşun. Evet bayanlar baylar. İçeride muhteşem gösteriler sizi bekliyor. Hadi gelin, kaçırmayın. Bahsinizi koyun bayanlar baylar. Bahsinizi koyun. Evet bayım, bunu koyabilirsiniz. Dönüyor. Nerede durur kimse bilmiyor. Herkes koydu mu? Bahsinizi koyun. Durmak üzere. 21. Buyurun. Sağ olun. Teşekkür edelim küçük hanım. Herkes koydu mu? Bahsinizi koydunuz mu? Her zamankinden cim. Hemen veriyorum şey. Sağ ol. Bir şey sorabilir miyim? Evet tabi. O şey nasıl çalışıyor? Belli fazla bilgim yok da. Aa, çok basittir. Eğer ben oradayken gelirsen sana gösterir. Vay canına, bu harika olur. Gerçekten sevinirim. Beklerim. Sen şu atış gösterisindeki çocuk değil misin? Evet. Onun yıldızıyım. Aa, izlemedim ama ününü epey duydum. Sahi mi? Tatlım, ne kadar gürültü yapıyorsun öyle. Bir içki ver. Üzgünüm evlat. Sert bir patronum var. Sadece saparna verebilir. Ne? Saparna. Dalga mı geçiyorsun? Yapabileceğim hiçbir şey yok. Kanun böyle. Aa, görüyorum. Demek kanun bu. Bak, yurttaşlık bilgisi beni ilgilendirmiyor bayım. Bana lütfen bir içki verirsen memnun olurum.
Senin okuman yok mu? Var. Küçüklere servis yapılmaz. Bak, tabelayı okuyabiliyorum ama buna inanamıyorum. Anladın mı beni? Artık benim yaş sorunumla ilgilenmeye bırakırsan sevinirim dostum. Ellerine bu işi yapmasını söyle, yoksa onları bileğinden uçururum. Eğer o silahı burada kullanmayı düşünüyorsan unut evi. Kane. Kane. Sen ne geveliyorsun evlat? Onun adı Justin. Ne, onu bilmem ama bu adam Kane. Bay Kane. Katil Kane. Ben sadece buralarda dolaşıyordum. Yani sen olduğunu bilseydim... Katil Kane'le uğraşılmaz, öyle değil mi? Bu katil Kane. Bu katil Kane. Kay yoksa Justin mi? Bu gece seni işte gördüm. İş bulmanın zor olacağını sana söylemiştim. Dediğin gibi beni işte görmüşsün. Benim bir işim var. Evet. Ama ne kadar sürecek? Son birkaç aydır gittiğin kasabaların hepsinde ben de bulundum. Ne kadar sıkıntı çektiğini biliyorum. Hiç şikayetçi değilim. Hayır. Biz bir de domuzları beslerken şikayet etmiyordun. Ya da taksında tükürük hokkalarını temizlerken. Hadi kabul et dostum, o işler uzun sürmedi. Bu da uzun sürmeyecek. Daha önce de söylemiştim. Teklifinle ilgilenmiyorum bile. İyi. Ben sadece teklifimin hala geçerli olduğunu söylemek istiyorum. Sabah Billy ile beraber ayrılıp Red Rock'a gideceğiz. Belki fikrini değiştirirsin. Kane'in bize katılacağından o kadar emindim ki artık o düşünmüştüm. Ha, baksana Ruh, bizim işimiz zaten çok iyi. Onun iyi silahşör olduğu söyleniyor. Benden ne kadar iyi olabilir ki? Kane. Ah Kane, keşke baştan yalan söylemeseydin. Neden ona kim olduğunu söylemedin? Eğer baştan ona söyleseydin muhtemelen aldırmazdı. Neden adının Justin olduğunu söyledin? Bu uzun bir hikaye Şeri. Elveda, teşekkür ederim. Ne için? Çabaların için. Hoşça kal. Galiba her şey yerleştirildi. Evet. Ruffalo. Hey. Teklifin hala geçerli mi? Tabii. Tam yola çıkmak üzereydik. Billy, arabayı kilitle. Sen benimle gelirsin. Hadi Billy, yola çıkalım. Kaldığım yerde durup eşyalarımı alalım. Hapisteki 18 yıldan sonra silahı el sürmem demiştim. Bu silah sana bir sürü para kazandıracak Kane. İyi para. Ha evet, kesinlikle öyle. Bahse girerim, bu silahla oldukça iyisindir dostum. En çok sevdiğim şu 12 çentik. Ne güzel günlermiş. Sen nereden biliyorsun? Duydum. İnsanların serbestçe silah taşıyıp istediği yerde kapıştıklarını duymuştum daha önce. Artık biriyle yumruk yumruğa dövüşebilirsen şanslısın. İşte, doldur. Bakalım şu dalı uçurabilecek miyim?
Galiba daha çalışmam gerekecek. Hiç kaçırmam. Dostum Kane, bedava bir gösteri izledin. Ne yaptığını biliyorum. Doğru nişan almıyorsun değil mi? Hayır. Evet öyle. 12 adam öldürmüşsün. Kesinlikle bundan daha iyi atarsın dostum. Atardım. Nasıl yapıyordun? Yani nasıl öldürdün? Her birini farklı şekilde. Her birini farklı şekilde mi? Önce onlar silah çekiyordu değil mi? Hayır. Vurulma ihtimalim olursa değil. Tek kuralım onlara geldiğimi bildirmekte o kadar. Evet evet ama kimseye pusu kurmadın öyle değil mi? Dediğim gibi hepsi geldiğimi biliyordu ve silahları vardı. Kimseyi arkadan vurmadım. Evet. Şey sanıyordum. Sokakta yürüyüp onları dışarı çağırdığımı ve silah çekmelerini beklediğimi sanıyordun ha? Evet. Hayır Billy, ben silahımı kullanmam için beni kiralıyorlardı. Ya. Şey ben önce çekmelerini beklerdim. Çünkü ben herkesten hızlı silah çekerim. Benim kadar iyi olmadığına inanmak çok güç Kane. Neden iyi biri? Dalları vurmak mı? Yoksa insan öldürmek mi? Arada fark var. 18 yıl önce kimse boş silah taşımazdı. Sen sadece oyun oynuyorsun evlat. Başka bir şey soracak. İlk kez adam öldürdüğünde kaç yaşındaydın? 16. 16 mı? Neydi peki? Şerif ya da emniyet müdürü falan mı? Asker. Asker ha? Ne kadar almıştın? Hiç para almadım. Bir kavga sırasında oldu. Vay canına. Yani demek istediğim şu kolttaki o ilk çentik nasıl oldu onu soruyorum. Ben onun için de para almadım. Beni izleyen bir insan avcısını öldürdüm. Ha, peki ilk aldığın para ne kadardı söylesene. $50. $50 mı? $50. $50 onun için çok para değil Kane. Çok şımardı. O günlerde buraların nasıl olduğunu bilmez. Evet çok farklıydı. Hem de çok farklı. Babam 4. süvari adayındaydı. Hep Kızılderili kovalarlardı. O askeri öldürene kadar kalelerin dışında fazla bir yer görmemiştim. Hayatım boyunca insanların öldüğünü gördüm. İnsanlar başkalarını öldürmekle övünürdü. Hayat bu kadar ucuzdu. Ve $50 çok büyük paraydı. Özellikle de kaçarken. Kötü gibi konuşuyorsun. Evet öyleydi. Yine de ben o günlerde yaşamak isterdim. Çünkü ben çok iyi silah tutarım. Öyle silah tuttun mu o zaman ölürdün. Biri seni arkadan vururdu çünkü karşına geçmeye korkarlardı. O zamanlar bu işler böyle yürürdü evlat. Kate! Bay Kane. Nasıl oldu da kimse arkadan vurmadı? Oldukça iri bir hedefsin. Bir kere biri denedi ama iyi nişan alamadı. Arkamda hala yara izi duruyor. Evet işte. Bir dene bakalım. Hadi dostum taksana şunu. Vay, çok iyi durdu. Çok iyi durdu. Her şey siyah olacak. Siyah şapka, siyah boyunbağı. Her şey siyah olacak. İşte ceket. Siyah ceket, siyah pantolon. Şuna bak. Şu fiyakalı kemere baksana. Muhteşem değil mi? Tam bir silahşöre yakışan şeyler. Galiba öyle ama ben hiç böyle şeyler giymedim.
Şunları bir denesen iyi olur. Bazı düzeltmeler yapabiliriz. Çok fiyakalı oldun işte siyah çizmeler. Ah. Evet, Slasher Kane, Slasher Kane. Birkaç gün burada kalırız, sonra Tempe, Phoenix, Higginsville ve Liberty'ye gideriz. Ay sonunda da Valseco'ya varırız. Günaydın Linus, gazeteyi gördün mü? Sanırım burada ilgini çekecek bir şey var. Kane buraya geliyormuş. Yazıya göre neredeyse bir aydır Dan Ruffalo'nun atış gösterilerinde çalışıyormuş. Bugün ya da yarın burada olacakmış. İnanılmaz. Seninle anlaşma yapmıştık. Merhaba. Denediğimi bilmen gerekiyor. Sana inanıyorum. Kendimi kandırmıyorum. İyi bir yaşam değil ama... Şimdiye kadar yaşadıklarımdan iyi. Senin adına sevindim. Resmimi bitirsem iyi olur. Seni gördüğüme çok sevindim. Hey, bir dakika. Sana borcum var. Bu parayı alacağımı hissediyordum. Görüşürüz. Görüşürüz. Buraya gelin. Bu bölgenin en büyük gösterisi başlıyor. Çabuk çabuk çabuk. Teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gider. İçeri girin ve muhteşem atış gösterisini izleyin. Meşhur Slasher Kane'i izleyin. Cesursanız içeri girin. Slasher'ümüz size koltukta nasıl 12 çentik açtığını göstersin. Evet, içeri bayanlar. Hadi beyler, gösteri bekliyor sizi. Hadi beyler, bekliyor. Dur biraz. Sen ne demek istiyorsun? Hep slasher slasher diye bağırıyorsun. Sen dinle beni. Bak dinle beni. Sana yıldız oldu. Yıldız bendim hani. Hep yıldızın ben olduğunu söyledin. Ne oldu? Fikrimi değiştirdin. Benim gösterim ve canım nasıl isterse öyle bağırırım. Şimdi çek arabanı ve sana niçin para veriyorsam onu yap. Evet beyler, bu gösteriyi kaçırmayacağınızı biliyorum. Para üstünü alın. Teşekkür ederim. Carson. Seni gördüğüme sevindim. Slasher için mi geldin? Seninle birlikte bir şeyler yapabiliriz. Senin amacın nedir? Şey, senle Kane daha önce tam burada karşılaşmıştınız. Bence insanlar güzel bir tekrar görmekten hoşlanırlar. Ne dersin? Sence de güzel olmaz mı? Evet bayanlar baylar, içeri geçin, paraları görelim. Bay Kay, iddiaya girer misiniz? 3 atış 1 dolar. Tabii. Kolay gözüküyordu.
Neyse, yine de teşekkür ederim. Sizi yenebilmek çok güzel olurdu. Kasabadaki en iyi atıcıyım Kane. Bir dolara var mısın? Silahşör çekildi diyemeyiz, öyle değil mi? Buyurun. Vay canına, bravo. Harika. Al dostum. Kane. 6 atış. Şu çarkta. Da 3. Altıda 6. Kimse geçemez. Bay Kane, ne alırsınız? Bana şu viskiden ver. Tamam. Şimdi içki isteme sırası bende. Bana şey verin. Bana da aynısını. İçtiğinden istiyorum. Yani içemeyeceğime dair bir uyarı yok, değil mi? Teşekkür ederim. Bak, ben sana bir şey soracaktım Kane. Ha evet. Ruf hakkında ne düşünüyorsun, söylesene. İyi bir adam. Evet, evet. Ben de başlangıçta öyle sanıyordum gerçekten. Ama artık öyle düşünmüyorum. Ben onunla ilk karşılaştığımda bölgede bir şey yapmadan gezinip duruyordu. Yani silah satıyordu ama kimse almıyordu. Tabii bir gün benimle karşılaştı ve ben pış 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 şişeleri ateş ediyordum. Nasıl attığımı gördün değil mi? Onun silahlarıyla atış yaparsam işlerin artacağını düşündü. Ben de ona peki dedim. Seninle çalışırım, seninle birlikte dolaşırım dedim ve böylece başladı işte. Birkaç ay sonra silah satışını bıraktı ve benim atışlarım için bilet satmaya başladı. Bana sorarsan sana oldukça iyi davranmış. Yeterince değil, yeterince değil. Sana benden çok daha iyi davranıyor. Onunla çok daha önce tanıştım ve senden çok daha iyi silah kullanıyorum. Anlamadığım şu, nasıl oluyor da halka benim keskin nişancı olduğumu söylüyor ama mecbur kalırsam kafasını uçuracağımı unutuyor. İnsanlar şunu anlamalı ki o hedeflere yaptığımın aynını onlara da yapabilirim. Çünkü ben en iyi silah tutuculardan biriyim dostum. Senden bile, senden bile. İddialı konuşuyorsun Billy. Bana silah çeksene. Ne? Beni duydun, silahını çek. Biraz korkmuşsan ve kendinden emin değilsen en hızlı silah bile yenilebilir. Hedefin ateşe karşılık verirse işler değişir. Bunu unutma. Hala oyun oynuyorsun. Şimdi ayağa kalk da bunu tekrar dene Bay Kay. Hayır, bunu yapamam bile. Sen öldün.
Evet. Yıllar boyunca bekledim Kane. Carson, bu sabah buraya geldiğimde hala burada mısın diye düşünüyordum. Ayağa kalk. Hayır. Neden oturmuyorsun? Seni dışarı çağırıyorum Kane. Çıksana Kane. Son kez bir kanun adamıyla dışarı çıkmam 18 yılıma mal oldu. Artık buna katlanamam. Ben artık kanun adamı değilim. Ben de silahşör değilim. Sen hayatını borçlusun. Mahkeme 18 yıla mahkum etti Carson. 18 yıl bütün cinayetlere yetmez. Belki birini ödemişsindir. Ama silahında tam bir düzine çentik var. Ben özgür biriyim Carson. Bela aramıyorum. Senden ya da başkasından. Bugün böyle bir gösteri için para verirdim Carson. 20 yıl önce böyle bir imkanın yoktu. 20 yıl önce Kane genç ve hızlıydı. Bu çocuk gibi. Ama artık daha yaşlı ve yavaş. Düelloya çağırdığında ben öyleydim. Düelloya mı çağırdı? O seni çağırmadı Carson. Sen de isteyerek gitmedin. Düello için seni zorladılar. Zorlamak mı? Ben şeriftim. Ben halkının seni zorladığını duydum Carson. Sen yalancısın Ruffalo. Ya, eğer yanlışım varsa söyleyin. Bakın, beyler, buna şimdi... beni kimse zorlamadı. 71'de Kane'in burada, Valseco'da olduğu haberi herkesi korkut. Adam öldürmeye geldiğini biliyor. Evet ama kim olduğunu bilmiyordu. Ben şeriftim. Böylece seni kapının dışına itekleyip Kane'e engel olmanı istediler. Görevimi seni yaptım. Seni yaraladı. O yüzden şeriflik günlerin sona erdi. Beni hiç kimse biliyorsun zorlamadı. Biliyorsun ki Kane seni o gün öldürebilirdi. Şansın varmış ki omzuna nişan aldı. Şimdi beni dinle ahbap, artık intikamını unut, tamam mı? Bir içki söyleyeyim. Hadi herkese benden içki. Baksana Ruf, kimi öldürmeye gelmişti? Kovboyun birini. Evet ama onu vurdu mu peki? Bunun önemi var mı? Evet, kesinlikle eski günlerindeki gibi değil. Doğrusu onun bu ihtiyarla kapışacağını umuyordum. Ama yanılmışım. Ya, müthiş olurdu. Her durumda Kane'i kaybederdi. Kane. Kendini büyük hissetmeni sağlıyor ha? Bütün bölgeyi gezmek. Herkese 12 çentiyi göstermek. Geçmişimle gurur duymuyorum Carson. Öyleyse neden yapıyorsun? Çünkü bildiğim tek alet bu. Kimseye zarar vermiyorum ve dürüstçe para kazanıyorum, o kadar. Sen dürüst bir adam olamazsın Kane. Bu imkansız. Silahım yok. Ayrıca niyetim de yok. Kane. Al bakalım. Evet. Şimdi sorunun yarısı çözüldü. Doğru, hadi vur onu, vur onu. Silahı kemerine sok. Şunu kemerine sok ve... Ruffalo benim geçen sefer bunca zorlandığımı söylüyor. Evet. Bu kez ben seni zorluyorum. Hadi vursana. Hey! Bunun iyisi sen, çok ciddi. Sen seni alsana vuracak, o silahı. Gördün mü bak, neredeyse parmağımı uçuruyordu. Al silahı, hadi al. Al ve uçur kafasını. Bu işe karışma Billy. Tamam. Eğer o silahı almazsa ona ateş et, tamam mı? Vur onu. Al o silahı dedim, hemen. Tamam. Ha, bak dostum.
Eğer seni yerinde olsaydım onun gözlerine bakardım ve şu küçük şeyi tuttum gibi onun kafasını uçururdum. Hop. Dinle. Yerinde olsam işte tam şuraya bir kurşun sıkardım. Tam şuraya. Tam şuraya. Kafasını uçurur. Onu öldürmek istiyorsun öyle değil mi? Söylesene. Kes sesini. Bak o gidiyor. Hadi şimdi vur onu. Hadi silahını çekip onu vursana. Neden gitmesine izin verdin? Bari onu söyle. Ama ben biliyorum, biliyorum. Onun geri dönmesini bekliyordum. Böylece sırtından vuracaktın onu. Öyle değil mi? Anlıyorum. Bu işi böyle yaparlar. Biliyorum, evet. Beklerler ve sonra da tam rakipler geri dönünce sırtından vururlar onları. Aman Tanrım. Biliyorum. Sen de bunu bekliyorsun. Eğer o şu silahı yerden almış olsaydı. Evet, bu silahı yerden alsaydı. Ben de senin kadar deliydim. Eğer karşı karşıya gelseydiniz. Şu silahı alıp bam! Yaz. Kane. Sen Kane'sin. Burada mı yaşıyorsun? Artık kendi evim var. Yine resim mi? Yine resim. İlk karşılaşmamızdaki gibi aç ve berbat görünüyorsun. Atış gösterisi ne oldu? Bıraktım. Yoksa oradan da mı kovuldun? Arabayı boşaltmam için yardım gerekiyor. Bir aylık alışveriş yaptım. Yardımın karşılığı sınırsız yemek var. Anlaştık mı? Anlaştık. Sen arabayı boşalt, ben yemeği hazırlarım. Ne zamandır böyle yememiştim. Sağ ol. Beğendiğine sevindim. Yüzünü çizmek ne kadar zor. Çok karmaşık. Hayatım gibi. Ve seninki? Benimki mi? Bana göre bu
senin gibi bir hanım için zor bir hayat. Böyle yaşamanın bir sebebi olmalı. Yani nasıl? Yalnız. Ben bu şekilde yaşamayı seviyorum. Başka hiçbir nedeni yok. Doğudaki o büyük şehirleri özlemiyor musun? Hayır. Ben burada doğdum. Babam buraya 49'da gelmiş. Altına hücum zamanı. 10 yıl çabalamış. Sonunda zengin olmuş. Benim babam da. Yani altın aramaya gelmiş. Sonra ne oldu? Bulduğu tek altın kolundaki 3 şeritten oluşuyordu. Yani sana ne oldu? Bana mı? Bütün çocukluğum askeri karelerde geçti. Orada büyüdüm. Babamı ara sıra görürdüm. Çünkü sarhoştu. Ancak gitme vakti geldiğinde ayılırdı. Derken bir gün dönmedi. Binbaşı öldüğünü söyledi ama bence kaçmıştı. Peki ya anne? Onu hiç hatırlamıyorum çünkü görmedim. Ne kadar farklı. Babam madendeki hisselerini sattı. Beni ve annemi alıp doğuya geri döndü. Orada rahatımız yerindeydi. Bir düşünsene, senin baban zengin olup benimki olmasa nasıl olurdu? Bilemiyorum. Ben gitsem iyi olacak. Tekrar teşekkür ederim. Ne zaman istersen gel Kane. Ne yapıyorsun? Günaydın. Şu ucu tutar mısın? Gece gittin sanmıştım. Evet, gidecektim ama beni öyle beslemişsin ki Lastrinas'a kadar atla gitmeyi gözüm yemedi. Yukarı doğru kaldırır mısın lütfen? Aslında burası düzene sokulabilir. Etraftaki arazide epey malzeme var. İşte oldu. Dün gece düşünüyordum da, belki rüya görüyordum. Burada bir şeyler yapabilirim, ne dersin? Senin için iyi olur değil mi? İmkanım olursa kiranı öderim. Bu benim için iyi bir iş olmaz. Peşin ödeme yapmalısın. Yapamam biliyorsun. Yapabilirsin. Biraz rahat durur musun? Özür dilerim ama güzel olmuyor. Ne yapayım? Artık poz vermiyorum Monica. Yapılacak işlerim var. Eğer poz vermezsen gidebilirsin.
Tabii ki şaka yapıyordum. Kendim tıraş olsam daha iyi galiba. Hayır, bu çok eğlenceli. Bay Ruffalo. Bay Ruffalo. Bay Ruffalo? Evet. Ben Kane'i arıyorum. Ben de. Birkaç ay önce beni terk etti. Sizce nereye gitmiş olabilir? Kim soruyor? Bir savcı ha? Size söylediğim gibi ben de onu uzun zamandır arıyorum. Clay Ellison'ın asıldığı 1890. Sanırım yanlış yazmışsınız. Ha? Clay Ellison bir arabanın altında ezilmişti. Sarhoştu. Sahiden mi? Hey! Madem savcısınız, en son kim asılmıştı? Kasabadan bir şey istiyor musun? Hayır. Oraya mı gidiyorsun? Çivi ve çakmak taşı almam gerekiyor. Şu çiçekler çok güzel. Buradaki her şey öyle. Ne zaman dönersin? Yemek saatinden önce dönerim. Bir ayı geçti. Özür dilerim ama bazı teminatlar şart. Ama toprak çok bereketli. Eğer biraz hayvanım olsa kısa sürede orayı çok iyi bir çiftlik yaparım. Eminim yaparsınız ama size para veremeyiz. Kane olduğum için mi? Açık konuşmak gerekirse riskiniz fazla. Ama asıl sorun şu ki herkesten teminat isteriz. Eğer bayan altın tapuyu ipotek ettirirse tabii ki hayvan kredisi veririz. Hayır bayım, onun bu işte hiçbir ilgisi yok. Toprak onun. Ama orada bir şeyler yapacak olan benim. Söyler misiniz bayım, tahliye olmayı nasıl sağladınız? Belki size bir iş bulabilirim. Bir sürü tuhaf işte çalıştım ama uzun süreli olarak iki işi yaptım. Bar fedailiği ve bir gösteride silah atışı. Ruffalo'yla değil mi? Onu tanır mısınız? O sirk arabasını alması için ona kredi vermiştik. Peki şimdi nerede olduğunu biliyor musunuz? Aslında geçen hafta onunla Prescott'ta karşılaştım. Thank you.
Evet evlat, bize geri döndü, yarın başlıyor. Ha öyle mi? Evet. Baksana o ne dedi? Ha? Yani o neden gittiğini açıkladı mı sana? Hayır, ben hiçbir şey sormadım. Önemli olan onun dönmesi. Ve tekrar iyi para kazanmaya başlayacağız. Boş kovanları koyduğumuz büyük kutu nerede? Fıçının arkasında. Jane, neden geri döndün? Para için. Bekle. Sen Ruffalo'ya neler olduğunu anlattın mı? Anlatmadım. Öyle bir niyetim yok. Bak sana bir şey söyleyeyim. Sen ve ben bu gösteride beraber nasıl yaparız anlamıyorum. İhtiyar Carson sorunu kökünden halleder sanıyordum ama yapmadı. Bu nedenle sanırım seni düelloya davet etmek zorundayım dostum. Başka bir şansım yok. Şimdi silahını al. Hadi şimdi silahını al. Onu yerine koy Billy. Tamam peki tamam. Yerine koyacağım. Yerine koyacağım. Bak işte koydum. Sadece oyun oynuyordum. Sadece oyun oynayan bir çocuktan korkmuyorsun, öyle değil mi? Aslında haklısın. Şimdi olması gerekmez. Ama bir gün olacak. Katil. Katil Kane. Onların hepsini sırtından mı vurdun Kane? Elimi kıracaksın. Elimi kıracaksın. Evet doğru evlat. İstesem elini şu anda kırabilirim. O zaman ne yaparsın ha? Bir daha üstüme gelme. Senden bıktım artık. İşim bitince bu gösteriyi bırakacağım. Ve bir daha benimle konuşurken Bay Kane diye hitap edeceksin, tamam mı? Ayrılacağını neden söylemedin? Planlamamıştım. O şekilde gelişti. Sen geri dönmeyince Las Rinas'a gidip seni sordum. Bankacı bir Grayley'i burada olabileceğini söyledi. Bu işi yapman gerekmiyor. Para kazanmayı bildiğim tek iş bu. Seni geri alacağım. Hayır. Bunu yapamam. Görünüşüne bakan hemen anlayamaz. Çok gururlu bir adamsın. Seni seviyorum. Bunu biliyorsun. Ben de seni seviyorum. Ama lütfen bunu neden yaptığımı anlamaya çalış. Geçinmek için iyi bir yol değil ama dürüst bir yol. Biraz hayvan almak için para biriktirmek istiyorum. O zaman evlenebiliriz.
Boston'un canı cehennemi. Arizona'da ucuz bir otel odasında siyah giymiş bir silahşöre evet derim. Bak bu güney treni. Bir anlaşma yapalım. Bu trene binip Las Rinas'a dön. Ben de en kısa sürede sana dönerim. Anlaştık. Elini çek oradan. O Kane'in payı. O Kane'in payı evet. Ya benimki hangisi söyleme. Küçük olan benimki değil mi? Evet seninki o. Büyük olan da senin. Doğru. Bu benim gösterim bileyim. Ve ben de ne hak edersen onu veriyorum. Ne eksik ne fazla. Gösteri senin olabilir ama biliyorsun ki yıldız benim. Öyleydin Billy. Ta ki Kane gelene kadar. Onu görmeye iki kat daha çok insan geliyor. Payını hak etti. Payını hak etti ha? Sana şunu söyleyeyim. Neden döndü biliyor musun? Buraya çok para kazanmaya geldi. Peki sonra o alacak ne yapacak dersin biliyor musun? Çekip gidecek. O bütün bu parayı bırakıp gitmez Billy. Gidecek olan biri varsa o da sensin. İşi yönetme hoşuna gitmiyorsa gidebilirsin. Kendime bir sürü keskin nişancı genç bulabilirim. Ama başka bir Kane daha bulamam. Benden daha iyisinin olmadığını biliyorsun. Belki yok Billy. Ama sen katil değilsin. Bunu sana kaç kez söyledim. Halk katil görmek istiyor. Kane'i görmeye para veriyorlar çünkü o katil. Ama sen... Sen bir hiçsin. İşe yaramazın tekisin. Demek olmam gereken bu ha? Katil. Peki Ruf katil olacağım. Eğer öyle olmam gerekiyorsa olurum. Katilim. Ben katil Ruffalo. Paramı almaya geldim.
Hepsi senin mi? Evet. Hepsi benim. Senin gibi bir çocuğa o para fazla. Ben kullanabilirim. Bana kalırsa sen benim kim olduğumu bilmiyorsun dostum. Hayır. Billy Valens. Ben de küçük bir çocuğum. İşte bu çok hoşuma gitti. Gerçekten. Gerçekten hoşlandım. Komik bir adamsın. Bak, komik adam. Sen hiç Den Rufalo atış gösterisini duydun mu? Ben onun yıldızıyım. Evet, doğru. Ben yıldızım. Şimdi bunu kullanacağını söylüyorsun, öyle mi? Doğru mu? İşte burada. Eğer alabileceğini düşünüyorsan al onu. Hiç bu kadar hızlısını gördün mü dostum? Hiç gördün mü? Kimse sana söylemedi mi evlat? Asla boş silah taşıma. Beni vurmayacaksın, öyle değil mi? Vurmayacaksın. Tabii ki vuracağım, ne sandın? Ölmek istemiyorum bayım. Lütfen. İmdat, imdat. İmdat.
Gülsene. Hadi gülsene. Madende yaptığın gibi. Sonbahar. Buradaki her şey çok güzel. Kocanız çok iyi işler yapmış. Teşekkür ederim Bay Grayley. Çok mutluyuz. Öylesinizdir tabii. Kuzeydeki insanlar Luxant'ı yakaladığı için onu kahraman olarak görüyorlar. İronik değil mi? Bakın, misafiriniz var. Ben gideyim. Uğradığınız için sağ olun. Hoşçakalın. Güle güle. Kocanız burada mı bayan? Evet, arkada. İşte geliyor. Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim? Ben size yardımcı olayım. Uzun zamandır sizi arıyordum. Neden mi? Çünkü 20 yıl önce Kane babamı öldürdü. 18 yıl hapiste yattı. O bir cinayetin bedeliydi. Kane 12 can aldı. Spark out in the dark, men on fire lose their spark, they leave us. Violets gallops on a horse, politicians say of course, it frees us. Then a man with a dream climbed the highest mountain, disappeared into the sunlight, returned unto him.